Herkese merhabalar. Galatasaray'da transferde orta sahaya beklenmedik bir anda Lucas Torreira ismi gündeme geldi ve ben de Fiorentina'yı ülke içinde belki de en iyi takip eden aynı zamanda Kablosuz Dergi YouTube kanalının sahibi de olan Erkan Karahanlı, Erkan abiyle bu konuyu konuşmak istedim. Abi aslında biraz uğraştırıcı bir girişin ardından bağlanabildik. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim abi. Çok teşekkür ediyorum tekrar abi kabul ettiğin için. Ne demek, rica ederim. Ya açıkçası ben biraz iş biraz olumsuza döndü gibime gelmeye başlamıştı ama biz tam yayına girerken transferin bittiğine dair haberler yeniden alevlendi. Şöyle başlamak istiyorum abi. Adettendir. Öncelikli olarak hani bir seni izlediniz zaten oyuncu. Öncesinde de biliyoruz ama Lucas Torreira sence nasıl bir oyuncu abi? Nasıl anlatırsın? Yani Lucas Torreira, bak kısaca şöyle diyeyim. Avrupa'da elit seviyede kontrat bulabilecek bir oyuncu. Bence kesinlikle elit seviyede kontrat bulabilir de, hadi elit seviyeyi geçelim. Onun altında, bir tık altında zaten Valencia'nın tarih olduğu yazıyordu. Yine Fiorentina'da oynadı bu oyuncu. Yani işte İspanya Ligi'nde, Fransa Ligi'nde, İtalya Ligi'nde ilk 6, ilk 8 oynayacak bütün takımlar için direkt opsiyon olabilecek bir oyuncuydu. Yani kesinlikle böyle. Zaten çok kişi izlemiştir. Arsenal'de oynadı. Ama oyuncunun kariyeri biraz garip ilerledi. Yani hani, ve bu yaşta 26 yaşında Türkiye'ye geliyor. Bizim ligimiz kabul etmek gerekir ki iyi bir lig değil yani. İyi bir lig değil ve biraz böyle, nasıl diyeyim, dışarıdan müdahaleye açık, herkesin içine sinen kararların olmadığı bir lig. O yüzden çok şaştım yani. Torreira gibi bir oyuncu nasıl buraya geldi bu yaşta? Bazen şans oluyor. Bazen işte oyuncunun kariyeri böyle Bilmem ilerliyor, buraya katılır geliyor. mısın abi ama bana biraz şey gibi geliyor. Hani şu anda ülkenin hele hani futbolunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini düşündüğümüzde bana biraz açıkçası yani neredeyse Snyder'den sonraki en büyük transfer gibi geliyor şu anda. Kesinlikle öyle öyle. Snyder'i de aldığımızda zaten Ballon d'Or oyuncusuydu. Dünya Kupası falan. Yani o 2 senelik Şampiyonlar Ligi şampiyon olmuş oyuncuyu aldık. Hani daha da yaşı geçmemişti. Torreira da öyle. Torreira mesela, biz buraya yıldız getiriyoruz. Hatta biraz daha geriye gideyim mesela. Hacı buraya geldiğinde Real Madrid Barcelona yapmıştı. Yani Hacı burada çok büyük işler yaptı. Çok müthiş bir futbolcu. Hepimiz yani, özellikle benim yaşımdaki herkes çok hayrandır. Zaten hani bunu tartışmaya gerek yok, ama Hacı iki, yani Real Madrid yaptı, Barcelona yaptı. Oralarda tutunamadı. Meksika'ya gidecekken uçağa bindirip Türkiye'ye geri döndürdü. Ama Popescu Barcelona'nın kaptanıydı ve yine Avrupa'da kontrat bulabilirdi. Ama Galatasaray aldı. Yani çok müthiş bir transferdi o. Aynı Snyder'de öyle de. Ondan sonra benim aklıma yani Popescu, Snyder ve Torreira geliyor. Yani bu yaşta daha 26-27 yaşında. Ve Torreira büyük ihtimalle buradan sonra, eğer biz şampiyonluk veya şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi serüveni yaşarsak, hani bir transfer daha yapabilir 5 büyük ligden birine. Yani o seviyede bir oyuncu. Önce şöyle başlayayım, ben sana şöyle diyeyim. Fiorentina'dan ayrılma süreci nasıl gelişti? Fiorentina'nın satın alma opsiyonu vardı. Tam bilmiyorum ama 10 milyon 15 milyon arası bir satın alma opsiyonu vardı. Bu opsiyonu kullanacaklardı. Ama Fiorentina'nın sportif direktörü Daniele Preda, yanlış değilsem, yanlış hatırlamıyorum inşallah, oyuncuyla anlaşıyorlar. Oyuncuyla anlaştıktan sonra, oyuncu imza atmaya kabul ettikten sonra ikinci kez pazarlık yapmaya kalkışıyorlar. İpler orada kopmuş. Oradan sonra kopmuş zaten. Torreira Fiorentina'dan ayrılırken de şöyle dedi: biri benim burada olmamı istemedi dedi. O teknik direktör değildi kesinlikle. İtalyano değil yani, onunla ilgili hiçbir problem yaşamadı. Zaten o takımla da ilgili, arkadaşlarıyla da ilgili böyle problemi olan bir oyuncu değil yani. Kimseye problem çıkarmaz. Sert bir oyuncu. Topa karşı sert, rakibe karşı sert. Rakibe karşı da problem çıkarmaz ama. Profesyonel bir oyuncu. Fiorentina'dan ayrılmış oldu. Hatta orada böyle ilginç bir kesime de var. Fiorentina o ayrıldıktan sonra Grealish'i Evet. transfer edecekti. Daha Türkiye'de kimse Grealish'in babasını bilmezken biz Fiorentina taraftarları babasıyla tanışmış olduk. O da o aynı Galatasaray'daki gibi süreç. Son dakikada iptal oldu ve Fiorentina'dan Lucas Torreira ayrılmış oldu. Ben bir Fiorentina taraftarı olarak diyordum ki, hani Lucas Torreira Fiorentina'dan ayrılıyorsa, yani beni bu rahatlatabilecek bir tek şey var: Galatasaray'a gelmesi. Dediğin ne oldu abi aslında? Yani ya şöyle zaten İnşallah. ben hani transfer dönemi başından beri orta sahibi adam ararken senin de söylediğin adam Lucas Torreira'ydı. Ya buradan da şeyi sormak istiyorum aslında şimdi. Ben hani Fiorentina svitimine giydim üstüme direkt. Fiorentina dönemine ilişkin neler söylersin abi? Bir senelik bir kariyer
dönemde nasıl bu kadar çevrildi kendini? Yani Çünkü şöyle, yanlış hatırlamıyorsam galiba hani tesislere falan pankartı falan asılacak noktada hani sevdildiği bir nokta var. Fiorentina'nın Vlahovic gidene kadar en iyi ikinci oyuncusuydu. Vlahovic gittikten sonra en iyi oyuncusuydu. Yani kesinlikle ve kesinlikle bu tartışma götürmez. Yani en iyi oyuncusuydu. Sezon bittiğinde Lucas Torreira Fiorentina'nın en iyi oyuncusuydu. Ve şunu çok rahat iddia edebilirim. Çünkü Fiorentina'nın en fazla 3-4 maçını kaçırmışımdır. Eğer Lucas Torreira olmasaydı 2-3 basamak daha altta bitirebilirdi Fiorentina ligi. Yani müthiş bir performans gösterdi. Ben takip etmedim. Eğer İtalya liginde 6-11 yapılıyorsa 6-11'de yer bulabilir. 6-11'de yer bulamıyorsa gümüş 11'de, ikinci 11'de kesinlikle olması gereken bir oyuncu. Müthiş bir performans gösterdi. Lucas Torreira'yı İtalyan'ın klasik bildiğimiz 4-3-3 oynuyor. İtalyan'ın bildiğimiz klasik 4-3-3 oynuyor. İşte dörtlü defans, önünde bir tane 6 numara, iki tane orta saha, onların önünde sağ açık, sol açık, forvet. Bildiğimiz bu klasik sistemi oynuyor ve bu klasik sistemde de 6 numarayı oynuyordu Lucas Torreira. Müthiş bir kesici. Zaten bunu biliyoruz. Hiç bitmiyor neredeyse. İmza bir tackle'ı var. Rakiple aniden kendini vücudunu rakiple topun arasına koyup alma tackle'ı var. Müthiş yani. Bunu kusursuz yapıyor ve usandırıyor oyuncuları. Ve yani bu oyuncunun gerçekten bizim için neredeyse hiçbir eksiği yok gibi. İyi bir oyun kurucu. Yani müthiş bir oyun kurucu değil. Mesela seri gibi bir oyun kurucu beklemeyiz. Alıp dönsün versin diye ama ayağı temizdir. Dribblingi zayıf gibi gözüküyor ama bizde ya hiçbir sorun yaratmaz. Müthiş tackle'cıdır, iyi pasördür. Rakip ceza sahasına imkan olduğu zaman iyi koşu atar. Böyle bir oyuncu. Mesela şöyle bir şey oldu. Vlahovic gittikten sonra Cabral oynamaya başladı. Bazen de Piatek oynadı. Özellikle Cabral oynadığı zamanlarda Forvet'te Cabral biraz daha güçlü ve mücadeleci bir oyuncuydu. Lucas Torreira biraz daha rahat ediyordu oynadığı zaman ve öne çıkmaya başladı. Yani mesela Vlahovic geçen sene 6 numaraya göre 5 gol 2 asist bitirdi herhalde ligi. Aynen abi. 3 gol 3 gol 2 asist yani mesela skorun çoğunluğu Vlahovic gittikten sonra ve kendisi de sorumluluk almaya başladı orada. Devamlı ceza sahasında koşu atıyordu ve mücadeleden kesinlikle kaçmayan bir oyuncu zaten. Hiçbir mücadeleden kaçmaz kesinlikle. Buranın çok üstünde bir oyuncu ve hala buraya nasıl düştüğüne inanamıyorum. Abi peki şey sorayım şimdi. Sen hani öne doğru gitmeye başladı demiştin. Şimdi Galatasaray'daki orta saha yapısında hani belli ki yani 4-4-2 veya hani şu anda tam ne olacağı kestirilemiyor gibi duruyor. Hani biraz Mertens haberleri var hani o da belirleyici olacak bence ama yani mevcut yapıdan gidersek işte Mitro, Oliveira ve Torreira üçlüsünün olduğu bir yapıda Galatasaray'da da öne doğru gider mi yoksa sence hani bu orta saha yapısında Torreira biraz daha geride sadece bekleyen adam mı olur? Orada bir handikap söyleyeceğim. Torreira'nın belki de en büyük soru işareti, belki de Avrupa'da hani Avrupa'daki kulüpleri soru işareti bırakan kısmı orta sahadaki ikili yapıyı. Orta sahadaki ikili yapısı çok zayıf. Çünkü çok alfa bir oyuncu, çok dominant bir oyuncu. Bütün sahayı parsellemesi, yani enlemesine ve boylamasına kat ediyor. Yani her tarafı geziyor orada. Hatta Arsenal'i takip eden arkadaşlar söylemişti. Hangi oyuncu o X'de başlayan bir isim vardı ya bir tane orta sahası Şaka. Arsenal'in. Şaka mı? Şaka mı Şaka abi? mı? Hangisi bilmiyorum da o ikisi Şaka oynarken olması lazım abi işte. Şey, bu şakası falan da yapılıyor ya. Şaka mı bu oyuncu falan onu demiyor musun? o galiba tam bilmiyorum. İşte şimdi yanlış bir telaffuz etmeyeyim. O ikisi oynarken yani Torreira ikili oynarken biraz problem yaşamış orada. Diyorum ya çok dominant bir 6 numara yani bütün sahayı geziyor. Bütün sahayı geziyor ve bunu yaparken pozisyonu boşaltmıyor. Asla Torreira arkasını boşaltmaz yani oyunu iyi biliyor ama bütün o sahayı da gezmek istiyor. Hem enlemesine hem boylamasına. İşte oradaki en büyük handikap bizim 4-4-2, 4-2-3-1 gibi oynayacağımız sistemlerde Torreira ikili oyunda nasıl dengeleyecek hem de oyuncuyu. Yani onunla nasıl senkron olacak en büyük soru işareti bu. Ben burada çok rahat üstesinden geleceğini düşünüyorum. Onun dışında zaten 6 numarada 4-3-3 oynarsak yani klasik oynarsak zaten bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Bence şey de olabilir abi. Sergio Oliveira ikili oynadıkları hani bir senaryoda Sergio Oliveira yani bence en önemli özelliği bu adamın hani şey çok zeki bir oyuncu gözüküyor. Yani çok akıl koyan bir oyuncu sahada. Hani orada ikili oynarlarsa da bence Oliveira belki o oyun zekasıyla o işi kurtarıp hani Torreira'nın da burada çok
sorun yaşamasının önüne geçebilir gibi geldi bana. Tabii, yani orada da inanılmaz dengeler. Yani mesela işte nasıl diyeyim sana? Bütün oradaki efor kaybını Olivier biraz daha temposuz bir oyuncu ve biraz daha yaşı gelmiş bir oyuncu. Oradaki bütün tempo kaybını işte, tek başına kapatır. O kesinlikle Olivier'e konfor alanı yaratır. Ön takım, ön tarafa da konfor alanı yaratır. Mesela Mertens geliyor. Ön tarafın eğer tabii ki bol mücadele oyunu orada mücadele böyle çok elden bırakmadıkları sürece Torreira onlara çok büyük konfor alanı yaratacak. Zaten Seferovic çok bilerek oynuyor. İnanılmaz bilerek oynuyor. Mesela bizim Fiorentina maçında gördüm. Direkt adam şey yani ilk orada da oyun kuracaklar. Fiorentina'nın stoperi sol ayaklı. Hiç bakmıyor. Igor'u tutuyor. Diyor ki bunlar Igor'a çıkmazsa çıkamazlar zaten. Bir de şunu söyleyeceğim. Mesela bizim şey, Galatasaray Fiorentina maçını Fiorentina gözüyle de izlediğim zaman dedim ki yani bu takım Torreira'ya gittikten sonra resmen sağır olmuş. Fiorentina gözünden baktığım zaman Torreira'nın boşluğu inanılmaz belli oluyordu orada. Ve ben şunu kuruyordum aklımda. Hani ben diyorum bu sene Fiorentina maçlarını her izlediğimde Torreira'yı anacaktım. Bir gerek kalmadı. Artık daha iyisi oldu. Yani benim için ben tabii ki ben Fiorentina taraftarıyım ama Galatasaray benim için apayrı. Yani ikisi arasında kalmak gibi bir şey de olmaz. Söz konusu Peki olmaz abi yani. şunu sormak istiyorum şimdi. Yani sen bahsettin yani anlaşma sağlanmış gibiydi esasında ama sonrasında tekrar bir sportif direktörün fiyat düşürme muhabbetinden sonra olay gelişmedi. Ya Fiorentina peki niye tutmak istemedi? Yani zaten o ikinci bir anlaşmışken fiyat değiştirme esasında hani biz seni istemiyoruz. Gelme demek de isteyer gibi bir şey. Hani niye tutulmak istenmedi peki orada? Onun cevabını hiç bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Bizim şöyle bir algımız var işte. Yani Avrupa'da herkes işi doğru yapıyor. Yani herkes doğru yapıyor. Bu böyle yaptıysa kesin bir şey var. Ya tabii ki bizden iyiler. Her türlü karar mekanizmasında da bizden iyiler. Kurumsal olarak da bizden iyiler. Bizden iyi biliyorlar. Bunu da kabul ediyorum. Çünkü bizde bilen adamlar yetki mercisinde olmadığı için bizden iyi biliyorlar. Bunu da hepimiz kabul ediyoruz. Ama onlar da hata yapabiliyorlar. Yani sen Torreira'yı bu kadar çabuk yani böyle satın alma imkanı da varken nasıl elinden çıkardı? Ben de hala hayret içindeyim yani. Fiorentina nasıl Torreira'yı bırakır hala hayret içindeyim. Bir iş olacaktık olmadı. Juventus'un bir tane genç oyuncusu var. Torino'ya kiralık çıktı. Wonderkid olarak çıktı. Sonrasında biraz sallandı falan. Onu aldılar mesela. Merak ediyorum. Dün oynamış. İlk defa izlemedi. Katar milli takımda Fiorentina hazırlık maçı yaptı. Onu izlemedi. Yani benim de aklım almıyor. Bazen işte takımlar böyle şeyler yapabiliyor. Mesela ben şunu da iddia ediyorum. Haris Seferovic müthiş bir oyuncu. Ve Haris Seferovic hiçbir zaman, yani kariyerin hiçbir bölümünde böyle Galatasaray için uçuk bir hedef değildi yani. Hem maddi olarak hem manevi olarak. Galatasaray isteseydi Haris Seferovic'i 3-4 sene önce de alabilirdi. Ve bu Seferovic, yani Seferovic müthiş bir oyuncu. Biz isteseydik Jack Nene'ye verdiğimiz paranın daha azıyla kesinlikle Seferovic'i alabilirdik. Yani dediğim gibi bazı oyuncuların gerçekten değişik bir kısmeti oluyor, şansı oluyor. Herkesin şansı bir bitiyor. Torreira oradan çıktı. Torreira'yı alacak takımların kadrosu doldu. Ona para verebilecek isteyen takımların bizim kadar para verecek durumu olmuyor. İşte Valencia mesela biz daha teknik bir istemiş. Bu şekilde gelişiyor. Bence Fiorentina'nın sportif olarak çok büyük yanlış yani. Çok büyük yanlış. Orada bir de Amrabat'ı çok güveniyorlar. Bizim Amrabat'ın Evet, kardeşini oradan çok fiyat Amrabat'ı anlamadım. soktun Amrabat. Gerçekten hiç tuttum bu oyuncu değil. Onun geçen sene devre arasında Conte 30 milyon euro verip Tottenham alacak dediler. Dedim aman hemen. Gerçekten Onun yani öncesinde hatırlıyor musun abi? Galatasaray'la da anıldı Sofyan Amrabat. o çok korktum ya. Çok korktum. Hiç Ya istemem hatta Galatasaray. şey ben yanlış hatırlamıyorsam şey geçen sene şey deniyordu hatta. Eşref Amcaoğlu seçilseydi Cenk Ergün'ün getireceği orta saha hamlelerden biri Sofyan Amrabat olacak diye haberler vardı hatta. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama ya Galatasaray'la net geçti hani belki şey kısmı yanlıştır. İşte Eşref Amcaoğlu kısmı yanlıştır belki. Yani Amrabat Torreira'nın dörtte biri, beşte biri oyuncu değil. Yani şu an işte bir garanti olarak tek beklediğimiz Mondragaro. Yanlış söylemiyorsam ismini. Onu da tam ismini öğrenemedim. O Juventus'tan aldığımız Torino'daki kiralık oynayan çocuk. Onun iyi çıkmasını bekliyoruz. Bakalım iyi diyorlar. Yoksa dediğim gibi yani sportif olarak inanılmaz kötü bir hamle. Her şey senin elinde. Satın alma bedelin var. Aynen. Ben hiç tasvip etmedim. Ya şey peki abi şey diyorum. Ben şey de duymuştum. Hatta Uğur Karakulukçu'nun YouTube kanalında galiba duydum bunu. Şey Fiorentina'nın sahibini hani çok uzun yıllar çok paralar harcadı.
Burada hani Torreira'ya da çok fazla para vermek istemiyordu esasında. Bunun da etkisi de Yok böyle yok. oldu diye bir şey de duymuştum ama. Yok yok yok. Fiorentina'nın parası var. Fiorentina satış yaptı yani. Vlahovic'i 80 milyon euroya sattı. Fiorentina'nın alış satışlardan hiç öyle yani başkanına eksi yazacak bir durumu yok. Fiorentina gayet kendi yanında kavrulan ve iyi parası olan bir kulüp. Kone'ye 20 milyon euro verdiler. Ondan sonra yani elinden çıkarmak istese satabilecekleri oyuncuları da var hala iyi fiyatları. Ben Fiorentina'nın parası olarak problem olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki büyük kulüplerle yarışacak kadar çok zengin bir kulüp değil. Zengin bir kulüp değil. Ama Torreira'nın maddi olarak Fiorentina'ya çok yük olacağını düşünmüyorum. Peki abi Ben şeyi ona ihtimal vermiyorum. söyleyeyim. Şimdi az önce de hani belirttik. Fiorentina'da 5 gol 2 asistle sezonu bitiriyor. Yani Serie A'da hani bir ön libero için bu aslında çok da kötü bir rakam değil. Yani iyi de sayılabilecek bir rakam. Şimdi Galatasaray'da da bugün bahsettiğimizde hani biraz orta sahanın skor öveleceği destek ne kadar olur? Çok belirleyici noktada duruyor şu anda. Çünkü hani Seferovic iyi bir forvet, iyi bir santrafor ama hani sana 25 golü vaat etmeyen bir santrafor. Burada hani orta sahadan da alacağımız skor yükünün önemini düşündüğümüzde Torreira Galatasaray'da skora etki edebilir mi sence abi? Yani en azından bir 5 gol 2 asisti de Galatasaray'da görebilir miyiz mesela? 7 gole katkı yapacağı bir senaryo. Şöyle önce Okan Buruk'un nasıl kullandığına bakmamız gerekir. Eğer tamamen hücuma yıkacaksak oyunu zaten Torreira bunu sana sağlar. Reboundları toplar, tackle'ı anında yapar ve rakibi yarı sahana hapseder. Ondan sonra Torreira'ya ceza sahasına girme yetkisi verirse Torreira bunu çok iyi yapıyor. Gerçekten ceza sahasına inanılmaz kolay siliyor ve ben böyle mesela birkaç pozisyon hatırlıyorum. Bir baktım kalecinin önünde bitmiş. Kalecinin önünde bitmiş yani Torreira en arkadan gelmiş kalecinin önünde bitmiş. Okan Buruk'un kullanmasına bağlı olarak Torreira belki çok yüksek skor atmaz. Hani Felipe Melo gibi ama böyle 6, 7 gol, 8 gol, 4 asist gibi 10-15 gollük totalde asist gol gibi bir ortalama yakalayabilir. Tabii kullanma şeyine bağlı. Ya peki abi şey sorayım. Hani Felipe Melo da dedik. Şimdi Galatasaray'da hani uzun yıllardır belki de en unutulmayan adam Melo. Sence yani şimdi diğer taraftan baktığımızda Melo'nun da bir Fiorentina'da geçmişi var. Yani Torreira'dan da bir Melo hikayesi çıkar mı sence? Çıkar. Çıkar. Çok net çıkar. Melo'nun biraz daha değişik durumuydu. Melo gerçekten elit bir oyuncu. Ya Melo çok Melo inanılmaz. bence ya Türkiye Süper Lig tarihinin ya o mevkiye gelen en iyi üç oyuncusundan biri olabilir yani. Öyle bir durumu vardı. Biraz şey yani kendimi eleştireyim burada. Hani ben oynadığı dönemde çok kıymetini bilememişim açıkçası kendi adıma söyleyeyim. Ya ben kampa geç gelmelerine çok sinir olduğumdan hani gidecekse gitsin hep noktasındaydım ama şimdi bakınca hakikaten çok çok özel bir topçu izlemişiz yani. Ben senin o yaptığını Mariano'ya yaptım. Ben Mariano'ya çok şey oluyordum. Sonra gidince anladım. Melo şöyle. Melo işte Racing Santander'den geldi. Fiorentina'ya geldi. Tozunu attırdı ligin. Melo'nun iki tane kırılma noktası oldu. Bir 2010 Afrika'daki Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atmıştı galiba. Orada bir milli takımdan aforoz edildi. Şey, Ondan galiba Robben'e çok gaddarca bir girişi vardı. öyle bir şey de var işte. Onlar Hollanda'ya elendiler değil mi? Hollanda'ya elendiler Aynen. o turnuvada. Kendi kalesine gol attı falan. O bütün o Brezilya'da o turnuvanın başarısızlığı Melo'ya kesildi. Onun üstüne de Juventus'taki ilk sezonda yılın bidonu seçilmesi Melo'yu bir anda zaten böyle hani biraz da tevdi bir karakter bir anda gözden düşürdü. Herkesin gözünden düşürdü. Yoksa Melo gerçekten elit bir yetenek. Torreira'ya gelirsek Torreira'ya Melo çok benzer değil. Yani çok benzer oyuncular değil ama kesinlikle bir Melo hikayesi çıkacak buradan. Belki daha iyisi bile çıkabilir. Tabii Abi, o kadro biraz daha mı iyiydi acaba bilmiyorum. o takım hani belki ya belki bu takım tamamlandığında kalite olarak kağıt üzerine belki hani o takımın o günün şartlarında daha iyi olabilir kalite anlamında belki ama ya o takım oyun yapısı olarak hani bence hiçbir takım o takıma yaklaşamayacak. Yani Galatasaray'da çok da o 2011-2012 sezonundaki takım oyun olarak yaklaşmasını beklediğim bir takım artık yok benim. Ya şey bağlayacağım abi şimdi. Artık hani sonuna da geldik. Şey sormak istiyorum abi. En büyük artılarını ve en büyük eksilerini nasıl anlatırsın Torreira'nın? Torreira'nın en büyük artısı tackle. Yani müthiş bir top kapıcı. Müthiş yani orada rakibi usandırıyor. Gerçekten rakibi usandırıyor ve bu hem ön
hem önünde oynayan alana konfor yaratıyor. Önünde oynayan oyunculara konfor yaratıyor. Hem defanstaki oyunculara konfor yaratıyor. Çünkü oraya kadar oyuncu yorulmuş oluyor. Twitter'da gezen en büyük şey kısa boylu olmasıydı. Bunun hiçbir zaman Fiorentina'da bunun ya ulan Torreira'nın boyu da kısaymış şu pozisyonu o yüzden kaybettik diye bir durum olmadı. Şöyle bir durum oldu. Bilazio maçı var. Fiorentina'nın kendi sahasında top diye gitti bir dönemde. Lazio'ya 3-0 yenildik. 3-0 yenilirken de Nastasic defansaydı. Hatta Nastasic bize de öğrenildi bu transfer döneminde ve Nastasic yani futbol oynayacak durumda değil artık. Dizi gitmiş ve çok kötü bir durumdaydı. O gün de 3-0 yenilmemizin tek nedeni o ve her türlü hata yaptı. Orada Sarri hiç topu kaldırmalarını istemez ya. Sarri uzun vurdurdu. Nastasic'e. O Nastasic'in hatası. Ama Torreira'nın boyu belki uzun olsaydı böyle Melo gibi olsaydı o süperlerin arasına girip belki o topu vermezdi. Ama bu çok afaki bir sonuç. Hani bunu bir kere yaşadık. Demek ki bu rastlantı yani. O günlük bir rastlantıymış. Hani bu bütün sezon boyunca bir açık yaratan bir sıkıntı olmadı. Yani Torreira'nın boyu bana hiç kısa gelmedi. Yani hiçbir zaman Torreira'nın boyunun kısa olduğundan dolayı yakındığım bir durum olmadı. Bunun dışında Torreira'nın işte en büyük ayağı çok düzgün o pozisyona göre. Dönüp böyle aniden dönüp vermez verir. Yapar ama bunu istikrarlı olarak ondan isteyemezsin ama bunun hiçbir zaman sana eksisini göstermez. Oyunu çok iyi biliyor. Hani kimlikli, seri gibi böyle tık tık dönüp pas verip tık dönüp pas verip veren bir oyuncu değil. Ama bunu hiçbir zaman sana hissettirmiyor. Hiç böyle Berkan gibi Tayland'a gittiğinde biz topu ayak elimiz üzerinde giriyor. Bunu hiç Lampere'de hissetmeyeceksin. Driplingi de şey değil. Böyle çok elit bir dripling değil. Ama yine diyorum. Bir de bunlar hepsi İtalyan ligine göre yorumluyor. Belki buradaki ligde bize göre süper olacak. Adam alacak, gidecek, vuracak. Türkiye Ligi Ondan zaten sonra kalite olarak çok düşük olduğundan birçok özelliği burada bence daha da elit seviyede gözükecektir. İşte en korktuğum özelliği o 6 numarada çok alp olması ve o bütün sahayı istemesi. Burada nasıl ikili dengeleyecek veya Okan Buruk nasıl kullanacak? O beni en çok merak ettiğim konu o. Çünkü yani orada Fiorentina'da her şeyi yapıyordu yani. Her şeyi. Orada takımı önüne alıyordu ve orada Torreira vardı. Burada ikili nasıl dengeleyecek? En büyük soru işareti o. Okan Buruk gol verirse ceza sahası yapar, skor atar. Zaten işte düşünüyorum gerçekten bizimlik için inanamıyorum yani buraya bu adam gelmiş çok da eleştirecek yani ben şu an İtalya Ligi'ne göre eleştiriyorum. Benim eleştirdiğim her şey boşa da çıkabilir burada. Ya abi zaten şey yani ya Türkiye Ligi hakikaten hani şey ya bizim ligimiz sert bir lig, zor bir lig ama iyi bir lig değil. Hani o yüzden hani burada ya senin de dediğin gibi hani burada biraz hani iyi olduğu özelliği çok daha iyi de gözükecektir muhtemelen. Ya yani kötü olduğu özelliği de ortalama gözükebilir yani. Dediğim gibi yani Galatasaray'a gerçekten inanılmaz bir transfer, inanılmaz. Yani hele Türkiye'nin ekonomik olarak, sosyal olarak, futbol olarak bu kadar dibe vurduğumuz bir dönemde Schneider gelirken bu kadar değildik. İşte Popescu'lar gelirken bu kadar değildik. Yani Türkiye'nin bir karizması var, Türk futbolunun bir karizması var. Türkiye'nin tamam o zaman da ekonomik kriz yaşadık 90'larda ama düzeliyorduk. İşte Schneider dönemi 2010'lar belki Türkiye'nin ekonomik olarak en iyi olduğu dönemler. Şu an Türkiye dünyada dibe vurmaya doğru giderken gerçekten Torreira gibi bir transferin bitmesi büyük şampiyonluk hamlesi. Yani ben mesela Galatasaray için şöyle düşünüyorum. Torreira eğer gelirse şampiyonluk için benim hevesimin 2-3 basamak artacağını düşünüyorum. Ya bence şey yani hakikaten hani şey ya Galatasaray'ı ya şimdi ben ismi anılan isimlere de düşündüğümüzde özellikle hani ya William Carvalho işte ne bileyim ya öyle bir noktaya geldi ki işte hani Grealish 2 hafta önce hani Grealish gelseydi hani herkesin çok mutlu olacağı bir hava vardı ama şu anda hani öyle Aynen. bir noktaya geldi ki iyi ki gelmemiş noktasına geldik yani. Ya şeyi Şu sormak an yani istiyorum. Galatasaray Buyur abi sen tabii. bitir sözünü. Şu an Galatasaray marketteki alabileceği en oyuncu diyeceğim de hani onu bile hayal edemiyordum. Ben gerçekten hani sen biliyorsun beni daha en başından Aynen abi. Torreira hiç ihtimal vermiyordum. Hiç ihtimal vermiyordum. Ben şey diyordum. Belki son güne kalırsa transfer hani kapanış gününe
O güne kadar kulüp bulamazsa belki bize düşer diye düşünüyordum ama herhalde olacak gibi, inşallah bozulmaz. Abi şeyi soracağım son olarak abi. Şimdi Galatasaray'da hani Galatasaray'ın yapısını da düşündüğümüzde şimdi geçmiş sezon ciddi bir hani çalkantılı bir süreç yaşandı ve bu sezona başlarken de hani artık hedef çok bariz bir şekilde şampiyonluk olarak konulmuş durumda. Yeni bir takım var ortada haliyle de. Şimdi bu yeni takımda uyum sağlaması sence uzun sürebilir mi? Onun için şöyle bir şey, zaten transferde biliyorsun, sen de herkes biliyor, tecrübeli oyuncu. Biz artık nefesimiz yok yani. Biz bu sene şampiyon olmak yoluyla çıktık. Artık tecrübeli oyuncu oluyoruz. Mertens de haberleri düşüyor, 35 yaşında. Seferovic işte 30 yaşında mı? 30-31 Aynen, yaşında. 35 yaşında Martin sağ olun. Sergio Oliveira da öyle. İşte Dubois belki 30, 30'da, o da 30'a yakın. Şey, Dubois 27 abi. Oliveira 30. 20. İşte Abdülkerim Van 25 Aanholt var. Van Aanholt 32, 31 oldu galiba o. 31 ya da Bu sene, 32. yani bu sene biraz şey takım, yani tecrübeli takım kuracağız. Bu kesin oldu yani. Biz direkt şampiyonluk istiyoruz. Yani bir şampiyon olalım, Şampiyonlar Ligi'ne kalalım. Herhalde ondan sonra belki yapılanma düşünüyor. O yüzden ben takımın uyum sorunu yaşayacağını düşünmüyorum. Yani zaten defans istiyor, bir Nelson var. Şimdi orada şey, gelen Bardakçı da ligi biliyor zaten, ligin Aynen. oyuncusu, Türk oyuncusu. Ben düşünmüyorum ya, ve Torreira'nın burada, Torreira'nın en büyük farkı, kaçırdığım bir nokta var, inanılmaz bir maç motoru var. Yani maçta durmuyor, yorulmuyor ve bu takımın hani biraz tecrübeli ve biraz yaşlı bir takımı ayakta tutacak en önemli hamlelerden biri. Abi peki şey yani ben hep bitirirken bunu hep diyorum hani ya benim illaki eksik kaldığım bir şey olmuş olabilir hani senin hani bunu da söylemem gerekiyor dediğin, benim eksik kaldığım bir şey var mı abi? Yok, şu an her şeyi konuştuk. Ben çok mutluyum. İnşallah bir an önce resmi imza atılsın. Çünkü böyle her an son anda bir şey olacak. Valencia alacak, gidecek. Kısmet işte, diyorum ya, bazı şöyle bir konuşma geçiyor bazen hani bizim aramızda veya herkes diyor, bu oyuncu bu nasıl buraya düştü? Oluyor. Oyuncunun kariyeri öyle gelişiyor. Oyuncunun menajeri iyi bir menajer değildir. Oyuncunun o an başka bir durumu vardır. Buraya geliyor ve Torreira gerçekten, bir an önce imza yazsın da rahatlayalım. Daha da fazla konuşmayayım. İnşallah hani yayını da yaptık o kadar. İnşallah bir an önce transferle işlemiyet kazanır. Abi çok teşekkür ediyorum. Yani özellikle de şey için çok teşekkür ediyorum abi. Biz yani yayın öncesinde ciddi bir bağlanma sorunu yaşadık. Bir türlü yapamadık ama çok teşekkür ediyorum abi. Hani ona rağmen hiç hani erteleyelim ya da şey falan yapmadan direkt yapmaya çalıştık ve yaptık Bizim sonunda. zaten bizim niyetimiz. Geç kalmak istemedi. Oyuncu açıklanırsa bir an önce insanlar da merak eder belki. Dinlemiş olur bir Grand Finale'dan. Çok teşekkür ediyorum abi tekrar. Hani Erkan abinin bilmeyen varsa da Kablosuz Dergi diye bir kanalı var ki çok da iyi bir içerik. Ya o kanalı da hani ilk 10 abonesi arasındayken bir anda 100 bin kişi arasında olmak çok güzel bir şey oldu orada da. Önümüzde büyüyen bir Wonderkid gibi oldu kanal. Teşekkür ederim. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok teşekkür çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerle kalın.